Hacı Emiroğulları'nın atası olan Danışment Gazi, Battal Gazi'nin ikinci nesilden torunudur. Battal Gazi'nin kızıyla evlenen Malatya Beyi Emir Ömer'in bir kızı olur. Emir Ömer kızını meliklerden Ali bin Mızrap'la evlendirir. İşte Danışment Gazi bu evlilikten dünyaya gelmiştir. Dini ve idari konularda kendisine danışıldığı için Danışment Gazi olarak adlandırılmıştır. Bir gün rüyasında iki cihan güneşi Hazreti Muhammed'i görür. Hazreti Peygamber Allah'ın inayetinin onunla olduğunu, çok kazalar yaparak çok yerler fethedeceğini müjdeler. Bunun için halifeden izin alır. Halife Malatyalıların gaza ve cihat yapma kararına çok sevinerek izin verir. Harp malzemeleri ve erzak yönünden destekler. Her tarafa haber salınır ve 40 bin kişilik bir ordu teşkil edilir. ...1235'te yazılan danışmentnameye göre Malatya'dan hareketle Sivas'a gelinir. Orduya Emir Ömer'in oğlu Sultan Turasan ve Melik Danışment komutan tayin edilir. Sivas harabe halindedir. Onarılır ve başkent yapılır. Daha sonra Anadolu'daki fetih faaliyetlerine devam edilir. Danışment Gazi halifeden izin aldıktan sonra 40 bin kişilik bir ordu kuran Malatya'da ve Malatya'dan hareketle önce Sivas'ı fetheden, daha sonra o arada 1071 olayı meydana geliyor. 1071'e katılıyorlar ve 1071'de çok büyük yararlılıklar gösteriyorlar. Sultan Alparslan Danışment Gazi'ye hem Orta Anadolu'nun hem de Karadeniz'in fethi görevini veriyor. Çok güveniyor ona ve diyor ki sen bu bölgede nereleri fethedersen oralar senin şahsi mülkün olacak. Yani senin hanedanlığına ait olacak. Danışmentliler Ankara, Kastamonu ve Kayseri çizgisinin kuzeyinde kalan ve Karadeniz'e kadar olan kısmı fetheder. 1085 yılında bütün Orta Anadolu'ya hakim olurlar. Anadolu'nun Türk vatanı yapılmasında danışmentler büyük rol oynamıştır. Bu arada 1. Haçlı Seferi başlar, Selçuklularla beraber Haçlılara büyük darbeler indirilir. Danışment Gazi Niksar'ı aldıktan sonra burayı başkent yapar ve Karadeniz'in fetih faaliyetlerini buradan yönetir. Önemli bir yer burası. Doğu Karadeniz'e Türkistan medeniyeti asırlar önce gelmişti. Tarihler 1105. Danışment Gazi Niksar'dan yola çıkar ve buraya Perşembe Yaylası'na gelir. Amacı Doğu Karadeniz'i fethetmektir. 70 bin kişilik orduya karşı sadece Danışment Gazi'nin 10 bin kişilik Mehmetçi. Bu ovada sis çöker. Ordu ikiye bölünür ve 6 bin şehit verilerek savaş kaybedilir. Trabzon'u almak için yürüttüğü Canik Seferi sırasında Perşembe Yaylası'nda pusuya düşürülür. Yanındaki erlerin ve gazilerin büyük kısmı şehit düşer. Kendisi de ağır yara alır ve Niksar'a çekilir. 1105 yılında şehitlik mertebesine ulaşır. Vasiyeti gereği Niksar'a gömülür ve adına bir türbe yaptırılır. Danışment Gazi'nin ve ordusunun pusuya düşürüldüğü Perşembe Yaylası'nda aradan 900 yıl geçmesine rağmen hala yöre halkının katıldığı anma toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantıda dualar edilip kurbanlar kesilmektedir. Şehitlerimizi anmaya geldik. 914 yıl önce bizler için mücadele veren aziz şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için, özellikle bu ovada şehit olan 914 yıl önce şehadet şerbetini içen Danışment Gazi oğulları için, Allah rızası için El-Fatiha. Yeni fark edilen ve İl Gençlik Müdürlüğü'nün programıyla anma programı yapılan ama bir devlet töreni haline gelmesi gereken bir program merkezindeyiz. Buranın değerini bilmemiz ve tarihe, gençliğimize hatta ders kitaplarımıza
koymamız gereken noktalardan birisi burası. Urfalı tarihçi Mateos, Danişment Gazi'nin ölümü üzerine Vakai Namesi'ne şöyle not düşmüştür. Roma memleketinin büyük emiri Danişman öldü. O iyi bir adam. Memleketi imar edici ve Hristiyanlara karşı çok merhametli bir zattı. Onun tabiyetinde bulunan Hristiyanlar onun ölümü için büyük matem tuttular.